الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن إيمان نيمتنا İslam nimetine ve Kur'an nimetine karşı Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Evet, Hade ve Gençliğin kıymetli gençliği, kıymetli izleyiciler hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah faydalı bir sohbet olur. Yüce Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz duaları, gerçekleştirdiğimiz salih amellerimizi Ahiret gününde imanımıza şahit eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim ben Sami Bakır, Deventer Merkez Camii din görevlisiyim. Aynı zamanda Hade ve Gençlik Üst Yönetimi'ndeyim. E, dilim döndüğünce önce nefsime sonra sizlere bazı şeyler hazırladım. Bir müminin, bir Müslümanın sahip olması gereken temel bazı ilkeleri e, çalıştım. Bunları sizin için hazırladım. İnşallah faydalı olur. Evet birinci madde geçmeden önce bir duamız var. Şu duayı lütfen ezberleyin. dirinize adeta pelesenk olsun. Ve bu duayı her zor durumda kaldığınızda bunu böyle söyleyin. Sizin bir Fatiha gibi ezberlemeniz gereken güzel bir dua. Allah'ın peygamberi der ki Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul hazne idâ şi'ite sehle. Allah'ım senin kolay kıldığından başka kolay bir şey yoktur. Ve sen eğer istersen hüznü kolay eylersin. Yani sen eğer istersen zorluklar kolaylaşır, hüzünler sevinçlere döner. Bu dua çok önemli. Evet değerli kardeşlerim, birinci ilkemiz şu olmalı. Bir Müslümanın bir gencin sahip olması gereken birinci ilke şudur bugüne odaklan ve hedeflerinden asla taviz verme. Çünkü geçmişin esiri olursa eğer bir mümin, geçmişin esiri ve geleceğin kölesi olursa bugüne odaklanamaz. Büyük bir başarı ortaya koyamaz. Bakınız Yüce Allah hem Allah'ın dostlarından hem de cennete girecek olan bahtiyar müminlerden bahsederken çok önemli bir özelliğe değinir der ki onlar öyle insanlardır ki la havfun aleyhim ve la hum onlar için bir korku yoktur onlar için hüzün de yoktur yani onlar için geçmişe yönelik bir hüzün geçmişte yaptıklarına ve yapmadıklarına dair bir hüzün yoktur ve gelecek endişesi de gelecek korkusu da yoktur demek ki bir müminin cennet ehli gibi çok mutlu olabilmesi için bu en önemli ilkedir. Bugüne odaklan. Çünkü bugünü biraz değiştirebilirsin. Geçmişe ne kadar üzülürsen üzül bir faydası yok. Gelecek, gelecek için, geleceği tasarlamak için, planlamak için geleceğin de kölesi olma der bu ilkemiz. Değerli kardeşlerim ve hedeflerinden asla taviz verme diyoruz. Bu çok çok önemli bir şey. Bununla ilgili ise çok kısa bir hikaye anlatayım. Hep Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik, Malik bin Enes'i bilirsiniz. Onun en önemli talebelerinden bir tanesi Yahya bin Yahya Elleysi var. İmam Malik Medine'de yaşadı, ömrünü orada geçirdi. Sohbet halkalarında, halkalarında onlarca öğrenci talebe vardı. Bir gün yine ders esnasındayken dediler ki Medine'ye bir fil gelmiş. Öğrenciler çok meraklandılar çünkü fil Medine'de yaşamayan bir hayvan. Herkes dersi ters terk etti. İmam Malik'i tek başına bıraktılar derste. Dersi terk etmeyen tek bir tane talebe vardı. O Yahya bin Yahya el-Leysi'ydi. İmam Malik dedi ki ey Yahya herkes fili merak etti. Dersi bırakıp gitti. Sen neden gitmedin deyince Yahya der ki ben o kadar yolu fili görmek için değil seni görmek için geldim. Senin ders halkalarına katılmak için geldim. Benim hedefim sensin fil değil. Peki ne oldu? İmam Malik'in en önemli kitabı El-Muvatta El adlı kitabıdır. Asrına damga vurmuş olan bir kitaptır. Ve o kitabın ravileri var. Kitabı bize nakledenler var. Aralarında bir tek Yahya bin Yahya elleysi var. Diğer hiçbir talebesi yok. Yani hedeflerini doğru seçen, onlar için doğru tavırlar ortaya koyan kimseler, tarihin üzerinden 1300-1200 yıl geçse de işte unutulmaz ve hala onun bize aktarmış olduğu ...muvatta aldığı kitabı okuyoruz. O yüzden... ...bugüne odaklan... ...ve hedeflerinden asla vazgeçme. Evet, ikincisi. Boş kalma, ameli salih yap. Üç boşluğu doldur ey kardeşim. Boş zihnini doldur. Boş kalbini doldur. Ve boş vaktini doldur. Unutma. Şeytan insanın boş anını kollar. Boş anını gördüğü an orada yapışı verir insana. O yüzden boş bir zihine, boş bir kalp ve boş bir vakit her zaman şeytana, iblise davetiye çıkarır. Boş zihnini neyle doldurabilirsin? Elbette bilgiyle, marifetle, irfanla doldurabilirsin. Boş kalbini Yüce Allah'ın zikriyle doldurabilirsin. Yüce Allah der ki bir ayette, Ela bi zikrillahi tatmeynul kulub. Dikkat edin. Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Bazen şöyle insanlar var, şöyle gençler var. Ya hocam namaz da kılıyorum. Mükellefiyetlerimi yerine getiriyorum ama kalbimde hala boşluk var. O boşluğu bir türlü dolduramıyorum. Peki Allah'a zikrediyor musun hiç? Evradın eskarın var mı acaba? Günde kaç defa Allah diyorsun mesela? Bunları biraz sorgula. Çünkü Yüce Allah der ki şüphesiz Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Allah'ın zikriyle kalplerdeki boşluk dolabilir der. Değerli kardeşlerim, faydasız işlen kimseye fayda gelmez. Faydasız işlerle uğraşma, boş işlerle uğraşma. Bu ne kadar başkasının dikkatini celbetse de, başkaları sana alkışlar tutsa da, o ne kadar değerli bir iş yapıyorsun dese de Yaptığın iş boşsa onun ne dünyana ne de ahiretine hiçbir faydası olmaz. Bununla ilgili her zaman anlatırım bir Harun Reşit hikayesi vardır. Çok hoşuma gider. O da şöyledir. Bir gün derler ki Harun Reşit Abbasi döneminin en önemli halifelerinden bir tanesidir. Derler ki ey imam şehre bir genç gelmiş herkes sokakta onu izliyor. Herkes toplanmış onu takip ediyor. Peki bu gencin marifeti neymiş? Marifeti de şu. Böyle gerdirilmiş bir ip var. İpi alıp iğnenin deliğinden geçiriyor birkaç metre gerisinde. Harun Reşit diyor ki bu genci bana getirin bakalım. Genci getiriyorlar. Yap bakalım. Hakikaten yapıyor. Birkaç metre geride durup oradaki ipi iğnenin deliğinden geçiriyor. Harun Reşit şaşkınlıklar içerisinde bu genci izliyor. Ve en son vezirlerine şu emrediyor. Şunu emrediyor. Bu genci bunu alın, götürün. 100 tane sopa vurun, yüz tane de altın verin. Efendim niye 100 tane altın? E çünkü bu çok genç, çok yetenekli bir genç. Herkesin yapamadığı bir şeyi yapıyor. Peki niye 100 tane sopa? Çünkü boş işle uğraşıyor da ondan. Bir ipi alıp iğnenin derinden geçirsen ne olur, geçirmesen ne olur? Dolayısıyla bazen yani başkaları, başkaları bizi taltif edecek diye, bizi övecekler diye, onların e, beğenilerine, beğenilerine kendimizi arz edince yapmış olduğumuz amelin ahirete bir faydası var mı yok mu onu bazen ıskalıyoruz. İşte ikinci ilkemiz de bu boş kalma ameli salih yap. İşte Hollanda Diyanet Vakfımız var. Yeter ki sen güzel işler yap. Hadi ve gençliğimiz var. Hadi ve gençliğimizdeki arkadaşlarımızın organize ettiği ve hayata geçirmiş olduğu bir Hade ve iyilik hareketi var. Sen yeter ki bir şeyler yapmaya çalış bu kurum içerisinde. İnsanlık için, İslam için yeter ki bir şey yapmaya çalış. Kesinlikle yapacağın bir iş illaki vardır. Evet değerli kardeşlerim, üçüncü ilkemiz de şudur. Üçüncü ilkemiz sadece sana özel bir salih amelin olsun. Yani öyle bir amel yap ki öyle bir amelin olsun ki ahiret gününde senin cennete girme cennete girmene sebep olsun ve kimsenin bundan haberi bile olmasın. Bir gün Allah'ın peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki biraz camide oturup sohbet ederken der ki birazdan cennet ehli bir adam içeriye girecek. Sahabe-i kiram merak ediyor. Kim bu kim kim bu genç acaba? Bir adam içeriye girdi. Böyle sakallarından almış olduğu abdestin suyu damlıyor. Kollarını böyle sıyırmış. Gariban bir adam içeriye girdi. sahabe-i kiram diyor ki ben araştıracağım bu adam kimdir? Peygamberimiz niye bu adam için cennet ehli diyor? Adamın evine gittim. Dedim ki babamla biraz atıştık. Ben birkaç gün evinde misafir kalabilir miyim? O da bekar bir sahabi. Kalabilirsin. Dedim ki herhalde bu adam bu akşam uyumayacak sabahlara kadar teheccüd namazı kılacak. Yok kılmadı. Ya herhalde kalkıp sahur yapacak, yarın oruçlu geçirecek. Bunu da yapmadı. Sabah namazını kıldı ve uyudu. Ertesi gün işine gücüne baktı. Ben tarlasına gittim. Öğle namazına geldi, ikindiye geldi. Ekstra olarak yaptığı bir şey yok. Aradan birkaç gün geçince adama sordum. "Ya sen meğer normal, normal sıradan bir adammışsın." Oysa Peygamber Efendimiz seni bir gün sohbet halkasında cennet ehli diye takdim etti. "Senin bir yeteneğin var mı?" "Ne ki senin yeteneğin?" deyince genç adam şöyle dedi. "Benim çok büyük bir yeteneğim yok. Beni diğer insanlardan ayıran öyle çok ön plana çıkan bir özelliğim yok ama bir şey bir, bir şey var." Belki o olabilir. Ben yüce Allah'a söz verdim. Asla başkasına küs kalarak yatağa girmeyeceğim. Yani ben mutlaka kiminle küs kaldıysam gün içerisinde kimin kalbini kırdıysam onunla helalleşip yatağıma öyle gireceğim diye yüce Allah'a söz verdim. Bunu gerçekleştiriyorum. İşte bu, bu genç diyor ki bu, bu adamın peşinde olan sahabi diyor ki. Seni diğer insanlardan ayıran, seni cennet ehli yapan amelin senin işte bu davranışındır. Senin bu salih amelindir. Herkesten gizli yaptığın bu salih amelin. Değerli kardeşlerim, ahiret gününde mahşer meydanındayken adınız Ahmet veya Ayşe olabilir. Ayşe cennete, Ahmet cennete denildiği zaman peki neydi bunların yeteneği? Neydi bunları cennete sürükleyecek, sürüklemiş olan amel? Ne annenizin ne de babanızın haberi olmayan belki bir yetime destek vermişsinizdir. Derslerini çalıştırmışsınızdır. Belki maddi destekte bulunmuşsunuzdur. Ama bundan hiç kimsenin haberi yok. Sadece sizin haberiniz var. Senin kurtulmana sebep olan şey işte bu olabilir. Farkında mısınız? Şu amel kayboldu artık. Mesela ümreye giden bir adam Şöyle dese nasıl olur sizce? Ben bir hafta olmayacağım. Hayırdır ya biraz işlerim var bir hafta olmayacağım. Oysa ümreye gidiyor mesela. Ama biz bugün bazı şeyleri böyle reklamını yapmaya, afişe etmeye çok meraklı kaldık. Biz ümreye gitmeden önce veya hacca gitmeden önce insanlar evimize gelmezse veya bundan sonra bizi tebrik etmezse onlara gönül koyarız. Oysa sadece senin sırrın olan salih bir amelin kalsa ne kadar güzel olur. İşte ey genç bu üçüncü ilken olsun. Evet değerli kardeşlerim şu an ekranda ne görüyorsunuz? Bakınız bir tane fil. Filin etrafında insanlar. Şöyle bir deney yapmışlar psikolojide. Birkaç tane adamın gözlerini kapatmışlar ve ortaya bir fil getirmişler. Bize dokun ve bunun ne olduğunu söyle demişler. Deney gerçekleşmiş ve en son adama soruyorlar işte bu adama. Ne gördün o ellediğin temas ettiğin şey neydi? Adam diyor ki yani o bir fildi ve fil neye benziyor diye soruyorlar. Adam diyor ki fil bir mızrağa benziyor. Meğer bu adam filin dişlerini ellemiş. Başka bir adam Filin hortumunu ellemiş. Fil neye benziyor diye sordukları zaman diyor ki fil böyle piton gibi büyük bir yılana benziyor. Başkası kuyruğunu ellemiş. Kuyruğunu elleyen kişi fili tarif ederken bir halata benziyor. Onun sırtını yanını elleyen kimse filin bir duvara benzediğini söyler. Filin kulaklarını ellemiş temas etmiş adama soruyorlar fil neye benziyor? fil büyük bir yelpazeye benziyor diye herkes fili farklı şekilde tarif ediyor. Burada bu psikolojik deney neyi gerçekleştiriyorlar? Şunun için. Yani sen eğer bir olaylara parçacı yaklaşırsan, bütüncül yaklaşmazsan, sadece parçaya bakıp bütünü tarif etmeye kalkışırsan bu adamların düştüğü düş, düşmüş olduğu duruma düşersin. O yüzden Parçaya odaklanma. Bir bütüne odaklan. Mesela belki çoğumuzun başından geçmiş bir muhtemel bir olayı söyleyeyim. Çok önemli bir randevunuz var. Uçağa binip bir yere yetişmeniz gerekiyor. Valinizizi valizi unuttunuz veya pasaportunuzu unuttunuz. Veya hiçbir şey unutmadınız. Havalmana gittiniz. Uçak röter yaptı veya uçak iptal oldu. Biz daha parçaya bakarken isyan ederiz, bağırıp çağırırız. Ne isteğim gerçekleşmedi. Ben niye istediğim yere ulaşamadım diye belki başkalarının kalbini kırarız. Birkaç saat sonra haber geldi ki sizin kaçırdığınız uçak meğer kaza yapmış. Veya siz e, e, pasaportunuzu bulamadınız veya bavulunuzu hazırlayamadınız, kaçırdınız. Belki yolda bir kaza oldu. Bu gibi haberleri gördükten sonra şunu düşünürsünüz. Ya ben eğer o uçağa binseydim, kaçırmış olduğum uçağa, belki de ben şu an ölüyor olacaktım. Veya giderken yolda kaza geçiren araçlardan birisi benim aracım olabilirdi. İşte olay gerçekleştikten sonra bütünü görebildin. Oysa hemen ilk başta fevri davrandın. Yani ey mümin, sen parçaya bakarak bir bütünü yargılama. Olayın tamamını gördükten sonra, kendi hükmünü ver. Biz insanlar şüphesiz olayların sadece bir kısmını görmekteyiz. Olayların tamamını Yüce Allah görür. Bazen küçük bir parçayı görüp çok büyük yargılara ulaşmaya çalışıyoruz. Oysa bu çok bizi yanlışa sürükleyecek bir şey. Tamam. Arkadaşlar sahip olmamız gereken beşinci ilkemiz ise şudur. Bırak Kur'an seni çarpsın. Teyzelerinizden, annelerinizden hep şunu duymuşsunuzdur. Aman evladım Kur'an çarpar. Ya bırak çarpsın. Bırak Kur'an bizi çarpsın yani. Biraz bizi değiştirsin. Biraz hayatımıza etki etsin. Şu manzaraya lütfen bakar mısınız? Evet şu manzaraya gösterebilir miyiz? Şu manzaraya bakın. Genelde burada Kur'an-ı Kerim duvara asılmış. Güzel bir böyle süslü bir de şeyi var. Onun içerisine asılıp oraya konmuş. Etrafta insanlar var. Bir teyze diyor ki yavrum in aşağı çarpılacağız. bizi Bir diyor ki bizimkiler niye telaşlandı acep? Buraya çıkan adam. Bir diyor ki sen bunu anlamazsın ancak hocalar anlayabilir. Bir başka diyor ki oğlum in yaşın kaç başın kaç sen kim Kur'an-ı Kerim'i anlamak kim? Yani herkes bir akıl vermeye çalışır. Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsın der. O yüzden gençlerimiz olabildiğince Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştılar. Nasılsa ben anlamayacağım. E etrafta bir hoca da yoksa bunu anlatacak. Hepten Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşır. Arkadaşlar Ramazan ayı bir fırsat ayıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. İşte Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için muhteşem bir fırsat özellikle bu koronavirüs günlerinde Kur'an-ı Kerim'in mümkünse tefsirinden olmadığı mealinden birkaç defa okuyup Yüce Allah'ın mesajlarını lütfen anlamaya çalışalım. İnsanların Ramazan algıları çok farklıdır. Sokakta insanlara mikrofon uzatırsanız Ramazan deyince aklınıza ne gelir? Kimisi der ki benim aklıma Ramazan'da yapılan pide gelir. Pide, pide yenir Ramazan'da. Biri der ki aklıma Ramazan güllaçı gelir. Güllaç var ya tatlı. Bir der ki aklımıza, aklıma işte Ramazan davulu gelir. Ramazan davulundaki maniler gelir. Herkes bir şeyler söyler. Ama doğru cevap şudur. Ramazan deyince aklıma Kur'an gelir. Çünkü Kur'an Ramazan ayının içinde olan Kadir gecesine nazil oldu. Ramazan ayı Kur'an ayı. O yüzden ben anlamam diye düşünmeyin. Bakınız ortalama İlkokul mezunu iyi kötü eğitim almış bir adam... ...Kuran-ı Kerim'i baştan sona kadar mealinden okursa... ...Yüce Allah'ın ondan istemiş olduğu şeyin yüzde %90'ını anlar. Geriye kalan yüzde %10 kısmını biraz emek ortaya koyması lazım. Bilgi edilmesi lazım. Okuması veya bir hocaya sorması lazım. Ama Yüce Allah bir kuldan ne ister mesajını... ...kesinlikle ortalama bir Müslüman... Kur'an-ı Kerim halini okuduğu zaman anlayacaktır. Evet altıncı ilkeye geçiyorum. Sahip olduklarına bak. Sahip olduklarına bak. Olmadıkların acısını çekme. Genelde insanlar şöyledirler maalesef. Tabii ki sizi tenzih ederim ama cahil insanlar genelde bir evde otururken başkalarının oturmuş olduğu evi hayal eder. Bir arabaya biner, başkasının bindiği arabaya, arabayı hayal eder. Bir ailesi, bir yuvası vardır. Başkasının ailesini hayal eder. Benim benim de öyle bir yuvam olsun der. Yani hep hiç kendine odaklanmaz, aynaya bakmaz. Hep böyle gözü başkasındadır. Şunu unutmayın. Böyle bir karaktere sahip olan biri kesinlikle mutlu olmaz. O yüzden sen kendine odaklan. Kendine bak. Sen neye sahipsin ona bak. Bununla ilgili Peygamber Efendimizin muhteşem bir hadisi var. Hadisi ben daha aşağı, daha yukarı dengesi diye ifade etmeye çalıştım. O da şudur. Peygamberimiz der ki: "Dünyaya dair olan şeylerde, dünyaya dair şeylerde hep kendinden daha alttaki insan, kendinden daha aşağıdaki durum, durumdaki insanın durumuna bak." Mesela benim arabam yok. Tamam. Ama evim var. Evi olmayanlar da var. Benim bir yazlığım yok. Ya hiç evi olmayan insanlar var. Burak yazdı. Yani... E, ...dünyaya dair olan şeylerde... ...hep kendinden daha aşağıda olan... ...insanların durumuyla kendini değerlendir. Daha yukarıdaki insanlarla değil. Ama ahirete yönelik şeylerde... ...hep kendinden daha yukarıdaki insanlarla... ...kendini kıyasla. Beş vakit namazımı kılıyorum... Çok şükür iyi bir yerdeyim. İyi de dostum teheccüde kalkanlar var. Kuşluk namazını kaçırmayanlar var. Akşam namazından sonra evvabin kılanlar var. İşte ben iyi bir adamım. Ama iyiliğin sadece sana özel bir şey. İyiliğini başkasına yansıtanlar var. Salih ameller var. Bir derneğin elinden tutmuş fakirlere yardım, et, yardım eden insanlar var. Kendini onlarla kıyasla. Yani daha aşağı daha yukarı dengesi bir yine bir mümin gencin bir Müslümanın elde etmesi gereken temel ilkelerden bir tanesidir. Evet yedinci maddeye geçiyoruz. İnsanlardan beklenti içinde olma. Halini yüce Allah'a arz et. Arkadaşlar şunu iyi bilin. İnsanları asla mutlu edemezsiniz. Hadi ettiniz yarısını edersiniz yarısı yine size düşman olur. Türkiye'de eğitim gören arkadaşlarım, kardeşlerim bilirler. Nasrettin Hoca'nın güzel bir bir anekdotu anlatılır ilkokul kitaplarında. O da şöyledir. Bir gün hoca eşeğine binmiş. Oğlu da eşeğin ipini çekiyor. Birlikte bir kahvenin önünden geçiyorlar. Ahali demiş ki ya şu hoca ne utanmaz. Kendisi eşeğe binmiş. Küçücük sabi ona ipini çektiriyor. Eşeğini çektiriyor. Çocuk binseymiş ya. O adam çeksin, hoca çeksin diye böyle bir eleştiride bulunmuşlar. Ertesi gün hoca böyle yapmış. Bu sefer ahali yine durmamış yerinde. Ya küçücük genç, hızlı bir genç. O niye eşe biniyor ki? O ipi çeksin, hoca binsin demişler. Ertesi gün demişler ki bari ip beraber binsinler. Beraber binmişler. Yine eleştirilmişler. Ertesi gün İnsanları eleştirmiş. Ey zalimler ikiniz birlikte eşeğe binmişsiniz. Bari e, yani hiç bilmeseniz çekin işte gelin demişler. Bu sefer hiç kimse bilmemiş. Bu sefer yine eleştirmişler. Yani her halükarda eleştirmişler, eleştirmişler. İnsanları mutlu etmen, hepsinin gönlünü kazanma mümkün değil. O yüzden Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var. Sen insanlara bakarak hakikati arama. Hakikate sahip ol. Doğru insanlar seni arar. Seni arar bulur zaten. Yani herkese, herkese, herkesi mutlu etmek, herkesin gönlüne girebilmek, girmek, bu hedef, bu doğru bir şey değil. Bu biraz bizim dinimizde, yani girdiği her kabın şeklini alan suya benzemek, insanı bir yerden sonra maskeli yapar. Bir türlü maskelerin bitmez. Zenginlerin yanında zengin gibi davranırsın. Fakirlerin yanında fakirler gibi davranırsın. Müslümanların yanında kimseye dini imanı bırakmazsın. Müşriklere, Müslüman olmayanların yanına, yanına gittiğiniz zaman onlar gibi davranırsın. Bu doğru bir tavır der ki. Oysa insanın ilkeleri olması lazım. İlkelere uyması lazım. Önemli olan Yüce Allah'a mutlu etmek. Diğer insanları, insanlar eğer doğru bir yoldaysa, eğer kalpleri maraz yani hastalığa bulanmamışsa eğer, yakalanmamışsa eğer onlar Yüce Allah'ın istediği şekilde yaşayan ve davran insanları zaten sevecektir. Evet insanlar menfaat menfaatperesttir ancak Yüce Allah şekurdur. Madde 8 İnsanlar senin için ne der değil Allah senin için ne der bu çok önemli. İnsanları memnun etmek zor ve Nasrettin Hoca misali bunu az önce ifade etmeye çalıştım. Evet madde 9'a geçelim inşallah. Ey güzel kardeşim, genç kardeşim. Kötülüğü en güzeliyle defet. kötüyle ile aynı seviyeye inme. Bir adam size kötülük yaptıysa siz ona kötü davranmayın. Kötüye kötü davranan insanlar erdemli, gerçekten imanın bahtiyalığına ulaşmış olan kimseler değildir. Peygamberimiz şöyle söyler. "Vela tekun imma'ten taqulun in ahsanu ahsanna ve in esao esana. Walakin in ahsanu ahsanna ve in Sakın şöyle diyen karakter zayıf karakterli insanlar gibi düşünmeyin. İnsanların söyleyebileceği bir sözdür." Peki güçlü karakter sahibi ne der? İnsanlar bize iyi davranırsa biz zaten iyi davranırız. Onlar kötü davranırsa biz yine onlara iyi davranırız. Çünkü şunu unutmayın. Kalbinde, zer vicdanında zerre kadar bir vicdan olan, merhamet taşıyan bir adam başını yastığa koyduğu zaman sizin haklı olduğunuzu, sizin doğru yolda olduğunuzu elbette itiraf edecektir. Yani siz size kötü davranan bir komşunuz varsa siz ona iyi davranıyorsanız eğer bu bir yerde onun vicdanını rahatsız edecektir. Mutlaka bir eşef saati gelecek, bir gün gelecek ve sizler özür dileyecektir. Bu belki biraz zaman alabilir ama inanın eninde sonunda böyle olacaktır. Peygamberimizin hayatına bir bakın. Hazreti Yusuf'un hayatına bir bakın. Hazreti Musa'nın hayatına bir bakın. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kısalara bir bakın. İlk zamanlarda hor görülen bu bütün erdemli insanlar zaman içerisinde toplumlarının öncüleri olmuşlardır. Evet şöyle bir atasözümüz var. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Kötülüğe kötülük her kişinin karıdır. Bunu herkes yapar. Ama kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. İşte bunu herkes başaramaz. Ancak sabırlı, dirençli insanlar bunu gerçekleştirebilir. Evet, değerli kardeşlerim, 10. maddemiz de şudur. Hüznünü ve şikayetini insanlara değil, Yüce Allah'a arz et. Evet, madde 9. Madde 10. Tıpkı Hazreti Yakup'un dediği gibi. ma eşku bethi ve hüznü ilallah. Ben derdimi, tasamı, kederimi, bu kötü durumumu, bu sorunlarımı, problemlerimi sadece Yüce Allah'a şikayet ediyorum, arz ediyorum. Şöyle insanlar olmayın. Başınıza en ufak bir musibet geldiği zaman gidip hemen onu başkasına, başkasına, başkasına durmadan aktaran insanlar gibi olmayın. Bırakın bazı şeyler sizinle birlikte kalsın. Bir tane samimi dostunuz vardır. Halinizi arz edersiniz, belki bir probleminize bir formül bulur. Belki bir çözüm bulur. Buna eyvallah. Ama nasılsınız, nasılsın kanka, nasılsın bro? Ya iyi değilim, ona anlat derdini. İyi değilim, diğerini anlat. Böyle yapma. Çünkü insanların çoğu seni dinler ve seni anlıyorum der ve geçerler. Oysa halini hiç Yüce Allah'a arz etmeyi denedin mi? Hiç bir gece teheccüde kalkıp Allah'ım şöyle şöyle dertlerim var. Başımdan şöyle musibetler geçti. Böyle felaketler geçti. Sana arz ediyorum ya Rabbi. Sen bana şah damarından daha yakınsın, en yakın dostumdan daha yakınsın dedin mi hiç? Bunu bir dene, inanın en az bir psikologla 100 seans konuşma yapmış kadar rahatlayacaksınız. Değerli kardeşlerim, 11. madden o da şu olsun. Bu da geçer yahu. Bu da çok önemli bir ilkedir. Bir gün bir padişah demiş ki vezirlerine, şu yüzüğümü alın, götürün, üzerine öyle bir yazı nakşedin ki ben çok sevinçli olduğum zaman hüzünleneyim, çok hüzünlü olduğum zaman da sevinçli olayım. Düşmüşler, taşımışlar ne yazalım diye en son şuna karar vermişler. Üzerine bu da geçer yahu yazmışlar. Padişah çok sevinçli olduğu zaman yüzüğüne bakarmış, bu da geçer yahu. Yani bu sevinçli günler de elbette geçer çok hüzünlü olduğu zaman da isyan etmezmiş, yüzüne bakarmış. Bu da geçer ya. Yani bu zor zamanlar da elbette geçer. Değerli arkadaşlar, Hollanda'da yaşıyoruz. Şununla çok karşı karşıyayız. Gençlerimizden çok önemli bir kısmı gerçekten psikolojik buhranlar içerisinde. Yani hap kullananların sayısı çok çok fazla antidepresif ilaçlar kullanan insanların sayısı oranı her gün biraz daha fazla artmakta. Oysa başına bir felaket geldiği zaman Kur'an'a sarılsa, İslam'a sarılsa, işte şu ülkeye edilse bu da geçer yahu dese, inanın durum bu kadar fazla ileriye gitmeyecektir. O yüzden başına bir felaket geldiği zaman yoruldun mu, bittin mi? Bismillah de ve yeniden başla. Bismillah bunun için var zaten. Yani mesela okulunuzdasınız, okuldasın, bir yılını başarılı geçirmedin, iş işten geçmiş değil. Bismillah de kalk ve yeniden başla. Çok işte evlenmek istemişsin, başına bir nişanlık geçti, iş olmadı, durum bozuldu, hayatını karartma, her şeyin sonu gibi düşünme. Çıkmaz bir sokağa girmemişsin, Bismillah de ve hayata yeniden başla. Bismillah o yüzden var. Ve Bismillah'tan sonra iki tane Allah'ın ismi var. Rahman ve Rahim. Allah'ın 99 tane o 9, 99 tane ismi var en az. İçlerinden yüce Allah besmeleye iki tanesini koymuş. Rahman ve Rahimi. Ne demek bu? Yani sen yeniden başladığın zaman Allah'ın rahmeti seni kuşatacaktır. Allah'ın merhameti seni kuşatacaktır. Oradan desteğini hiçbir zaman koparma. Oradan oradan bir desteğin gelebileceğini hiçbir zaman aklından çıkarma demektir o. O yüzden pes etmek yok. Sabretmek, direnmek, dişimizi sıkmak ve yeniden Bismillah demek var. Ben şöyle bir şöyle bir şey gördüm, bir manzara gördüm. Bu beni çok rahatsız etti. İnanın çok üzüldüm. Dedim ki Allah'ım ne olur bu doğru olmasın. Lütfen bu yalan olsun. İnşallah yalandır. Çok derinliğini araştırmadım ama eğer bu doğruysa, doğruysa biz hiç uyumamamız lazım. Ey genç bu tablo işini acıtmadım, acıtmalı. Çok çalışmak zorundayız. Bu tabloda diyor ki Almanya'nın tek başına dünya üretimindeki katkı payı yüzde dokuz buçukmuş. 57 İslam ülkesinin dünya üretimdeki payı sadece %7'ymiş. Eğer bu doğruysa vah bizim halimize. O yüzden bir tane gencin buluşu, bir tane gencin bir formülü binlerce problem çözebilir. Evet bir formül yüzlerce problem çözebilir. Belki bir Müslüman genç, bir mümin genç bu önemli ilkelere sahip olur. Üniversitede çok güzel bir eğitim alır. Bir icat bulur, bir şey bulur, bir formül bulur. Müslümanların problemlerine çözüm, çözümler getirir belki. Yani kendini küçük görme. Lütfen büyük düşün ve bu tablo içini acıtsın. Ben bu tabloyu bir nebze, bir iğnenin ucu kadar değiştirmeye namzet olacak, aday olacak bir gencim. Bunu kendine söyle ve yola öyle hareket et. İnşallah Allah da o zaman rahmetiyle, kendi cömertliğiyle, merhametiyle seni kuşatacaktır. Şu çok güzel bir dua, bunu her zaman söylerim. ma eşku bethi ve hüznü ilallah. Ben kederimi ve hüznümü ancak Yüce Allah'a arz ederim. Yusuf Suresi 86. Ayet. Hazreti Yakup'un duası. Evet değerli arkadaşlar, bakıyorum yaklaşık 45 dakikadır sohbet ediyorum. Biraz sizi bunalttıysam, biraz canınızı sıktıysam, zülfiyare dokunduysam affol, hakkınızı helal edin. Birkaç tane reklamı yapayım, bitireceğim ondan sonra inşallah. Evet, HDV, Gençlik, HDV Gençliğimiz Ramazan ayı boyunca bazı konferanslar tertip edecek uzaktan online olarak. İşte onlardan bir tanesi de şu. 1 Mayıs Cuma günü saat 19'a yarın HDV Gençlik Üst Yönetim'den Meral Çelik hocamız bayanlara özel Microsoft Teams üzerinden bir sohbet gerçekleştirecek. Bununla ilgili detayları bizim gençlik sayfasından alabilirsiniz. Değerli kardeşlerim bir başka husus, bir başka şey HDV Gençlik Ramazan ayı boyunca yarışma tertip ediyor. Yarışma Ramazan'dan sonra bitecek ve üç kişi ümreye gönderilecek. Bence gerçekten harika, muhteşem bir ödül. Ee, HDV aracılığıyla ümreye giden, ümre hediyesini kazanan gençlerden birisi olmak istiyorsan eğer, Yapman gereken şey şu, yarın start yapacağız, yarın başlayacağız inşallah buna. Ee, her gün her gün 15 tane soru sorulacak. 10 tanesi dini bilgi, yani mesela 5 tanesi siyerden, 3 tanesi itikattan, 2 tanesi fıkıhtan ve bu oran değişebilir. 5 tanesi de genel kültür olacak. Bu sorular her gün Ramazan ayının sonuna kadar sorulacak ve ilk 10'a giren kimseler, kimseler ilk 10'dakilerini biz finale çağıracağız. Finalden birinci olan, dereceye giren 1, 2 ve 3'e biz Ümre'ye göndereceğiz inşallah. Bunlardan bir genç olmak istiyorsan lütfen HDV gençliğin sayfalarını takipte kal. Yarın start vereceğiz. Yarınki startımız saat 10'da olacak. Ama sonraki günler saat 19'da olacak. Yarın bizim camimize bu şu an bulunduğum stüdyoya... Deventer Merkez Camii'ne bizim müşavirimiz katılacak Doktor Ali Parlak. Onunla yarın burada saat 20'de bir program gerçekleştireceğiz. Oradan da kendisi bu ödülleri açıklayacak. Sart, sart yapacak başlayacağız. Yarın saat 10 ama ertesi günler saat 19'da başlayacak inşallah. Mesela yarın sorulacak sorulardan bir tane soruyu sorabilirim size. Bunu ara sıra yapacağız böyle. Bir gün öncesinden ertesi günün bir sorusunu söyleyeceğiz. Hollanda Diyanet Vakfımız kaç yılında kurulmuştur? 1980 gerisini siz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ona siz cevap vereceksiniz. İşte bu yarın çıkacak olan genel kültür sorularından bir tanesi olacak. Yine HADEP gençliğimizin yapmış olduğu güzel bir şey var. Design Team. Yani böyle güzel afişler hazırlamak istiyorsanız eğer grafik tasarıma gönül vermişseniz ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız eğer bay bayan demeden tüm kardeşlerimiz Hade ve Gençliğin bu projesine dahil olabilirler. Evet değerli arkadaşlarım katıldığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum minnettarım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yüce Allah sizin, ailenizin, dostlarınızın oruçlarını, dualarını kabul eylesin inşallah. Yüce Allah en kısa zamanda bizi bu salgından kurtarıp tekrar bir araya gelip yüz yüze görüştürmeyi nasip eylesin inşallah. Vahru davana enel rabbil alamin el Fatiha